birisi havuzun dibinden bir taş alıyor ve camı kırıyor. Allah'tan cam tamamen kırılmadı. Gerçekten orada bir can kaybı olabilirdi, bir facia olabilirdi. PTT Genel Müdürü Osman Tufan dün Tenis Federasyonu'nun başına geçti. Önemli bir kurum PTT. Postacılık şimdilerde çok geride kalan bir meslek gibi görünse de bu meslek hala var. Gerçi eskisi gibi kartpostallar, kokulu mendiller unutulsa da postacı abilerimiz hala sokaklarda kapı kapı dolaşıyor. Fakat bu kez o postacı abiler çok farklı bir çalışmayla gündeme geldi. Yoğunluktan dolayı tuvalete bile gidemeyen PTT şubesi çalışanlarına lazımlık dağıtılacak. Çıkmaz. Hiç bekleme boşuna. Her bir şey çıkar, o çıkmaz. Posta, telefon, tuvalet dönemi diye eleştirilere sebep olan ilginç uygulama AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin aracılığıyla gündeme geldi. Mektup yok mu bugün? Yok. Ahmet üniversite sınavına hazırlanıyor. Yazamadı. İnşallah yarın. Haberin özü şu. Milletvekili Ali Şahin, PTT şubelerindeki personel eksikliğini gidermek için Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli Müsteşar Habip Soluk'tan yardım istedi. Müsteşar Habip Soluk'la Twitter üzerinden yazışan Şahin, PTT çalışanlarının tuvalete bile gidecek vakitlerinin olmadığını anlatmak için 420 lazımlık talep ettim. Sağ olsun Habip Bey gereken talimatı verdi. Konunun peşindeyiz. Ha bu arada Habip Bey, Gaziantep bu lazımlıkları kendi üretir, sanayi devi bir kentimiz diyerek espriyi patlattı tabii diye yazdı. Ne yapacaksın? Umut Bakan'ın ekmeğidir. Geldi senin yandan şarklı. Vay Adem Bey vay. Yap bir ıhlamur Adem Bey'e benden. Altıda şeker koy yanına. Sosyal medyaya yansıyan bu ilginç olay gerçeğe dönüşürse PTT çalışanları artık tuvalette değil lazımlıkla ihtiyaçlarını giderecek. 120 metrekarelik daire. Sıcak sulu, kaloriferli. Bilezikler, kolyeler. 10 bin mark bankaya. 3 takım elbise. Biri lacivert çizgili. 0 kilometrede setup. Aman Mercedes. Postacı abiler. Anneler babalar çocuklarına hep kızar. Oyuncağını yeni aldık neden kırıyorsun diye. Aynı fırçayı belki de biz de yedik zamanında. Ama şimdi ekranlarınıza bir bebekle oyuncağının macerası gelecek. İşte bu görüntülerden sonra belki de çocuğunuza, bebeğinize hiç kızmayacaksınız. Kanadalı Dragon ve ezeli rakibi geliyor ekranlarınıza. Belki şimdi bu çocuğun karşısına çıkarım ama bir 15-20 sene sonra asla yürek ister. Ve futbol, Trabzonspor büyük bölümünü 1-0 önde götürdüğü Medikal Park Antalya deplasmanından son dakikalarda yediği gollerle 2-1'lik şok bir yenilgiyle ayrıldı. Bursaspor'da yine aynı skorla Kasımpaşa Spor'a yenildi. İşte bu sonuçlar sonrası ortaya çıkan puan durumu.
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta bu gece oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Medikal Park Antalya Spor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederken Bursa Spor da yine aynı skorla 2-1 Kasımpaşa'ya yenildi. Medikal Park Antalya Spor Trabzonspor karşılaşmasında Bordo Mavillerin golü 9. dakikada Adrian'dan gelirken Antalya Spor'un beraberlik golünü 86. dakikada Ömer Şişmanoğlu, galibiyet golünü ise 90+2'de Murat Dururer kaydetti. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol 24 ve 60. dakikada Özer Hurmacı kaydetti. Bursa Spor'un tek golü ise 45. dakikada Yeşil Beyazların formda ismi Bataja'dan geldi. Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta sonunda oluşan puan durumu ise şöyle. 1. Galatasaray 21, 2. Medikal Park Antalya Spor 21, 3. Eskişehir Spor 17, 4. Ordu Spor 17, 5. Kasımpaşa 16, 6. Fenerbahçe 16, 7. Beşiktaş 15, 8. Gençler Birliği 14, 9. Bursa Spor 13, 10. Trabzonspor 13, 11. Sivas Spor 12, 12. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor 11, 13. Gaziantep Spor 11, 14. Kayseri Spor 10, 15. Akhisar Belediye Spor 10, 16. Kardemir Çelik Karabük Spor 9, 17. Mersin İdman Yurdu 8 ve 18. Sanika Boru Elazığ Spor'un 8 puanı bulunmakta. Sıradaki haberimiz özellikle erkek izleyicilerimiz için. Bir internet sitesi anket yaptı. Türkiye'nin en çekici ilk 10 kadınını belirledi. Ünlü isimlerin yer aldığı liste bir hayli kalabalık. Ben de merak ettim. Bakalım ilk onda kimler var? Kadınları yakından ilgilendiren ilginç anketten ne sonuç çıktı? En büyük kim? Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yaş. Türkiye'nin en çekici ilk 10 kadını kim? Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden alımlı. Gözleri aman ışıl ışıl, tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır. Bütün alevler aşkımın şerefine, sönüp giden senden birisi. Bir internet sitesinin yaptığı ankette Türkiye'nin en çekici ilk 10 kadını belli oldu. Peki birbirinden ünlü isimler arasında yapılan ankette zirveye hangi güzel adını yazdırdı? İşte karşınızda Türkiye'nin en çekici kadınları. Kimiz yarıştık hep inancına, birimiz bıraktık hep onuruna. İşte 10 numara. Her zaman güzelliğiyle kendisinden söz ettiren Berrak Tüzün Ataç, yapılan anket sonucunda Türkiye'nin en çekici 10. kadını seçildi. Yanında olmak istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Sen farkında değilsin ama Selim'e olan öfkesini ailen senden çıkarıyor. Ben buna izin vermeyeceğim. Geçiyoruz en çekici 9. güzele. İşte 9 numara. 9 numarada güzel şarkıcın ilk ara İbrahimgil var. Yok 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 yok, yapma böyle, yapma böyle, gitmem yanından. Yalan Dünya dizisine yaptığı şarkıyla son günlerde dikkatleri yine üzerine toplayan ilk ara İbrahimgil, Türkiye'nin en çekici ilk 10 kadın listesinde 9. sırada yer aldı. Ben her gece yattığımda İşte 8 numara. 8 numarada ünlü ünsüz herkesi kelimenin tam anlamıyla büyüleyen bir star var. Yıllara meydan okuyan, zamanı adeta tersine çeviren ve şarap gibi kadın benzetmesinin en gerçekçi ispatı olan Ajda Pekkan'ın bu listenin dışında kalması sizce de imkansız değil mi? Süperstar anket sonucunda